Kadınların toplumdaki yerinin tartışıldığı bu günlerde isterlerse başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını az da olsa sunmak istiyorum. Bu videomda Bodrum'un kraliçesi Karyalı Artemisia'yı sizlere anlatacağım. Antik dönemde Dalaman çayından başlayıp Aydın'ı kapsayan bölgeye Karya denirdi. İlk başkenti Milas'tır. Fakat daha sonra Halikarnassos, şimdiki adıyla Bodrum başkenti olmuştur. Atinalılar dönem dönem burayı yağmalamak için gelirlerdi. Artemisia'nın eşi bu bölgenin tiranıydı. Ta ki bir gün Atinalılar gelene kadar. Videoya başlamadan önce bana konu önerisi sunan İknur Temiz'e teşekkür ederim. Sizler de bana konu önerisi sunabilirsiniz. Ben Bilgin Yaman. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldin. Atinalıların Bodrum'u yağmalamak için geldiği bir zamanda Bodrumlular bu saldırıya karşı durmuşlardı. Fakat sayıca üstün olan Atinalılar karşı gelen herkesi öldürmüştü. Bunların içinde Artemisia'nın eşi de bulunuyordu. Milattan önce 546 yılından itibaren Lidya krallığına son veren Persler kıyıdaki bütün kentleri ele geçirmişlerdi. Kentler Yunan yanlıları ve Pers yanlıları olarak ikiye ayrılmıştı. Halikarnassos gibi bazı kentler de Perslerin tarafına geçmişti. Dor soyundan Halikarnassoslu Legmas'ın kızı olan Artemisia'nın anne tarafı Giritlidir. O dönemlerde Artemisia'nın kocası yeni ölmüştü. Oğlu da daha çok küçüktü. Bu yüzden Halikarnassos'un yönetimini Artemisia üstlenmek zorunda kalmıştı. Kocasının ölümünden sonra yas tutmak yerine içini intikam duygusuyla doldurmuştu. Pers İmparatorluğu'nun Sparta ve Atina üzerine bir sefer düzenlediğini duyduğu anda hemen adalara haber salmış ve eli silah tutan bütün erkekleri Bodrum'a çağırmıştı. Aklındaki tek şey Perslilerle birlikte oraya gidip Atina'yı yakıp yıkarak eşinin ve Bodrumluların öcünü almaktı. Artemisia, Kos adasından gelen kaptanla birlikte manzarayı seyrediyordu. Kaptan Artemisia'ya, "Kraliçem, isterseniz siz gidip dinlenin. Ben gemiler geldiğinde size haber vereceğim." demesinin üzerine Artemisia, "Gemileri ayakta bekleyeceğim. Ürünlerimizin sürekli yağmalanması, yüzlerce kadının dul kalması, oğlumun babasız kalması ve gururumuzun, onurumuzun ayaklar altına alınması aklımdan çıkmazken Atina'nın alev alev yandığını görmeden dinlenmeyeceğim." dedi. Bir süre sonra gözcüler "Gemiler görüldü!" diye bağırdılar. Kos adasından gelen gemiden başka Kalitnos ve Nisros adalarından da birer gemi geldi. Artemisia'nın da Bodrum'da iki gemisi vardı. Bunlarla birlikte toplamda 5 gemi ve içindeki 100 savaşçıyla birlikte donanmaya katılmak için Ege'den Edirne'ye doğru yola çıktı. Baba tarafından Bodrumlu, anne tarafından Giritli olmasından dolayı deniz yolculuklarına alışıktı ve şimdi ise en önde giden geminin en uç noktasında denizi seyrediyordu. Emrindeki 5 savaş gemisiyle yaptığı yolculukta İzmir, Çanakkale derken Enez burnunu geçip Doriskos'a ulaştığında her milletten her çeşit binlerce gemi karşısında görünce adeta büyülendi. Gemiler sıra sıra milletlerine göre dizilmişti. Aralarından geçerken en şaşalı gördükleri gemi Sidonluların gemileriydi. Ondan sonra da tabii ki kendi gemisinin önüne yaptırdığı Isis Artemis heykeliyle kendi gemisi geliyordu. Lidyalılar, İyonyalılar, Persler, Araplar, Medler, Ariler, Mısırlılar, Asurlular, Adanalılar, Tacikler, Hazarlılar, Libyalılar, Frigyalılar, Etiyopyalılar, Kıbrıslılar, Trakyalılar, Anadolular, Fenikeliler, Karadenizliler ve onlarca milletten milyonlarca asker oradaydı. Artemisia gemilerini uygun bir yere bıraktıktan sonra Pers kralı 1. Serhas'ı selamlamak için Doriskos kalesine gitti. Tek kadın komutan olması ve giydiği kıyafetteki zarafet nedeniyle
geçtiği yerlerdeki askerler ona ilgiyle bakıyordu. Kaleye geldiğinde kapıdaki nöbetçi askerlere kendini tanıttı ve içeri girdi. Kral Serhas'ın bulunduğu salona geldiğinde tekrar tüm gözler ona döndü. Kral Serhas da bu kadının kim olduğunu merak etti. Bir Amazon gibi giymiş olsa da zarif adımlarıyla ilerleyip kralın önünde diz çöktü ve kendini tanıttı. 5 savaş gemisiyle Bodrum'dan geldiğini ve Atina'nın yakılıp yıkıldığını görmeden geri dönmeyeceğini söyledi. Kral Serhas da ona teşekkür edip diğer komutanların yemek yedikleri avluya davet etti. İçeri girdiğinde onlarca komutan yemek yiyip şarap içiyorlardı. Asker adını Karya Kraliçesi Bodrumlu Artemisia diye ilan edince herkes birden suspus oldu. Masanın başında Kral Serhas'tan sonra gelen en önemli kişi Mardonias oturuyordu. Mardonias Artemisia'ya hoş geldin dedikten sonra masanın savaş konseyi olup kararların burada alındığını fakat son sözün yine Kral Serhas'a ait olduğunu anlattı. Daha sonra ise sayımı henüz yapılan ordu hakkında bilgi verdi. Dediğine göre Atina'ya toplamda 5 milyondan fazla insanla ve 3000'den fazla gemiyle sefer yapılıyordu. Masadaki bazı komutanlar Artemisia'dan rahatsız olmuşlardı. Milyonlarca erkeğin arasında tek bir kadının ne işi vardı? Sadece 5 gemiyle gelen bu kadını kral neden savaş konseyine seçmişti? Trakya'dan Atina'ya kadar yapılan bu yürüyüş çeşitli deniz ve kara savaşlarıyla devam ederken sonunda ordular Atina'ya girdi. Persliler bütün şehri yakıp yıktı. Atina'nın yanmasını izlemek için bir tepeye çıkan Artemisia'nın içindeki bütün nefreti alevlerle birlikte kül oldu. Sonra gemisine döndü ve askerleriyle birlikte kutlamalara katıldı. Atina'nın yıkılmasından sonra Kral Serhas'a donanmayla bağlantı kurup denizcilerin görüşlerini almak istiyordu. Mardonias aracılığıyla bütün donanma komutanlarına deniz savaşına girmeli miyiz diye sordurttu. Herkes aynı fikirdeydi. Herkes savaşa girilmesi konusunda hemfikirdi. Fakat Artemisia onların görüşüne katılmadı. Mardonios Artemisia'nın görüşünü almak için geldiğinde Artemisia, "Benim ağzımdan krala şunları söyle Mardonios. Denizde savaşa girme. Buranın denizcileri senin denizcilerinden daha üstündür. Sen artık bu seferin baş nedeni olan Atina'nın efendisi değil misin? Atina yakılıp yıkılmadı mı? Şimdi denizde savaşa girmenin gereği nedir? Senin önünü kesenler süpürüldüğü kadar süpürüldü. Artık senin önünü kimse geçemez. Senin karşında Yunanlılar uzun süre dayanamazlar. Aldığım haberlere göre bu adada yiyecek yoktur. Buna karşılık denizde savaşa girip yenildiğin takdirde bu kara ordularının da başını yer dedi. Artemisia, Mardonios'u bunları söylerken onu sevenler deniz savaşını istemediği için kralın öfkesini üzerine çekeceğini düşünerek üzülüyorlardı. Aksine onu sevmeyenler ise bu sözlerle kendi sonunu hazırlıyor diye seviniyorlardı. Görüşler Serhas'a iletildiğinde en çok büyük bir insan olarak gördüğü Artemisia'nın görüşünü beğendi fakat çoğunluğun sözünü dinledi. Yunanlılar kendilerine karşı bir kadın amiral savaşmasından rahatsız olmuşlardı. Bunun üzerine savaşın başında Artemisia'yı canlı yakalayıp getirene 10.000 drahmi ödül verileceğini duyurdu. Artemisia'nın görüşleri Salamis Savaşı başladığında doğrulanmaya başladı. Deniz savaşı için ısrar edip onun sözünü dinlemeyen komutanların gemileri birer birer batıyordu. Buna karşılık batan gemideki askerler boğuluyorlardı. Çünkü Persliler yüzme bilmiyorlardı. Sadece Artemisia'nın gemileri destan yazarken Pers donanması ağır bir yenilgi alıyordu. Bu 5 gemi Artemisia'nın liderliğiyle ve yüksek manevra kabiliyetiyle 30'a yakın gemi batırmıştı. Savaşın tam ortalarında Yunanlılar kendilerine çok büyük zararlar veren Artemisia'nın gemisini hedef gösterdiler ve Atina gemisi bu geminin peşine düştü. Atina gemisi Artemisia'yı sıkıştırmıştı. Önünde
kendi müttefiklerinin gemisi olduğu için kaçamıyordu ve düşmana en yakın gemi kendisininkiydi. Bu zeki kadının o anda aklına bir çare geldi. Peşinde Atina gemisi olmasına rağmen kendi müttefiklerinden birinin gemisini batırdı. Bu gemide Kalyant kralı Damasitaimos ve gemicileri vardı. Atina gemisi Artemisia'nın Pers gemilerinden birini batırdığını görünce onu müttefik sandı veya taraf değiştirip Yunan saflarına geçtiğini düşündü ve peşini bırakıp diğer düşmanlara saldırdı. Kendi tarafında yer alan gemiyi batırıp kendi gemisini kurtarmıştı. O sırada savaşı izleyen Kral Sarhas da onları gördü ve geminin başındaki komutanın kim olduğunu sordu. Yanındakilerden biri, "Efendimiz, siz de gördünüz mü? Artemisia nasıl da yiğitçe dövüşüyor. İşte bakın, düşman gemisini batırdı." Kral inanamadı ve gerçekten geminin Artemisia'ya mı ait olduğunu sorduğunda yanındakiler, "Evet efendimiz, onundur." dediler. Çünkü herkes onun gemisindeki heykeli tanıyordu ve batan geminin ise düşman gemisi olduğunu sanıyorlardı. Artemisia'nın tek şansı o gemiden kimsenin kurtulmamış ve krala onu suçlayamamış olmasıydı. Bu başarının üzerine Kral Sarhas şunları söyledi. "Bugün benim erkeklerim kadın gibi, kadınlarım ise erkek gibi savaştı. Artemisia savaşçı ruhuyla ve pratik zekasıyla hem gemilerini kurtarmış hem de kralın gözünde değer kazanmıştı. Bu ağır yenilgiden sonra kurtulan Pers gemileri Palerón'da buluştular. Kral Sarhas Perslileri toplayıp hemen bir savaş meclisi kurdu ve başlarına gelecekleri önceden gören Artemisia'yı da çağırttı. Sarhas Artemisia geldiğinde bütün Pers danışmanlarını dışarı çıkarttı ve Artemisia'ya şunları söyledi. "Mardonios, yanıma ordudan seçme 300 bin asker alıp Yunanistan'ı burnundan yakalayıp sana teslim edeyim diyor. Eğer böyle olursa ben geriye kalan askerleri de alıp geri döneceğim. Sen beni deniz savaşından vazgeçirmek için çok akıllıca sözler söyledin. Şimdi bana bir yol göster. Hangisi bizim için daha iyi? Hangi yol beni amacıma ulaştırır?" Kendisinin ne düşündüğünü soran krala şunları söyledi. "Efendimiz, şüphesiz ki zor bir iş için çözüm isteyen birine en iyi öneriyi sunmak kolay değildir. Bunun yanı sıra bulunduğumuz duruma göre benim fikrim şudur. Sizin buradan çekilmeniz en uygundur. Madem ki Mardonios burada kalmak istiyor, onu askerlerle birlikte burada bırak. Varsayalım dediğini yaptı. Hayallerini gerçekleştirip bu ulusları egemenlik altına aldı. O zaman bu iş yine senin yararınadır. Çünkü bu işleri yapan senin kölendir. Buna karşılık işler ters gidip Mardonios'un ümitleri gerçekleşmez ise senin için büyük bir felaket sayılmaz. Senin hanedanına bağlı olan çıkarlar zarar görmeyecektir. Ama bir Mardonios'un başına bir şey gelmiş olsa ne çıkar? Yunanlılar onu yense bile yenmiş sayılmaz. Çünkü yenilen sadece senin bir kölendir. Sana gelecek olursak sen Atina'yı yaktın, çıktığın seferin amacını gerçekleştirdin ve başarılarınla dönmüş olacaksın. Sarhas, Artemisia'nın bu görüşünü beğendi ve onu göklere çıkardı. Savaşçılığına ve bilgeliğine çok güvendiği için de ona çok önemli bir görev verdi. Sefer için yanında getirdiği küçük çocuklarını yanına vereceğini, Pers bölüğüyle ve kendi gemileriyle Efes'e götürmesini istedi. Kral Sarhas, kara ordularıyla birlikte oraya gelene kadar çocuklarına Artemisia sahip çıkacaktı. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoma konu önerisi sunmak istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.